okuduğunu anlamak ya da anlamamak. Bir süre önce ben %40 gelir vergisi ödüyorum. Dubai'de ise 0. İki ülke devletlerinin halka sunduğu imkanlar arasında da farklar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yazan bir post attım. Cevap beklemeye başladım. Bu arada 300'e yakın cevap gelmişti. Oturup bunların hepsini okudum ve sorumun cevabının kıyısından bile geçenleri değerlemeye alınca 218 cevaptan oluşan tablo ortaya çıktı. Tekrarlanan cevaplar ise her bir ifadenin yanında yazıyor. Haliyle endişe duydum. Ben mi soruyu doğru soramıyorum, yoksa bazı takipçilerim mi anlamıyor? Anlıyor da doğru cevabı vermek işlerine mi gelmiyor? Neyse, ben bu vesileyle bir kere daha ileteyim. Yıldız Holding %100 ülke ailesinindir. Merkezimiz Türkiye'dedir. Tabii ki yurt dışında şirketlerimiz, üretim ve dağıtım tesislerimiz, çalışanlarımız var. Ve onlar bulundukları ülkelerin kanunlarına göre vergilerini ödüyorlar. Bence tüm bunlar toplum olarak karşılıklı birbirimizi dinleyip anlamakta eksiklerimiz olduğunu gösteriyor. Derler ki, duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında kelimeler değil, beden dili esastır. Araştırmalar gösteriyor ki, bir konuşmada kelimeler %10, ses tonu %30, %60 oranında da beden dili etkilidir. Herhalde sosyal medya mesajlarında ortada beden dili olmayınca mesaj da yanlış anlaşılmaya müsait oluyor. Bir de alelacele sonuca varma hatası diye bir şey var tabii. Elde yeterince bilgi olmadan kısa yoldan sonuca varma hatası. Bu konuda psikologların yaptığı, buradaki zihinsel hatayı ortaya koyan çok sayıda araştırma var. Burada kuşkusuz Kahneman ve arkadaşlarının hem bilim hem de iş dünyasına hediye ettiği, her insanda var olduğu kabul edilen sistem 1 ve sistem 2 düşünce biçimlerine geliyoruz. Sistem 1, otomatik, akla ilk gelen, anlık fazla düşünme gerektirmeyen düşünce biçimidir. Sistem 2 ise kontrollü, daha fazla çaba gerektiren, detaya giren analitik düşünce biçimidir. Doktor Leon Selser ise yazdıklarınızı ve söylediklerinizi karşıdaki 9 nedenle yanlış anlayabilir diyor ve şu nedenleri sıralıyor. Gördüğünüz gibi, yanlış anlaşılmak neredeyse doğru anlaşılmaktan kolay görünüyor. Nasıl yapsak da postları daha anlaşılır şekilde atabilsek acaba?